Ayhan abi, sen eski odalardan, eski kışladan kalan tek yapı bu Acemoğulları hamamı dedin. Şey kışlaya dahil değil miydi? O hani ismi çok uzun olan Sekban Camii ve öndeki Sekban Ağa Konağı. Tamam. Şimdi tek kalan, ayakta kalan yapı bu eski odalardan. Bu uzun bir konu. Ben bunu soru cevaplamak üzere geçelim derim. Ama bunu da aklımızı tutalım yani sonradan bahsedelim. Tamam. Deminki bütün resimde ısrarla bakın dediğim çünkü çok garip bir resim koyduk buraya. Evet. Onun yazısı ne zaman çekildiği, kimin çektiği de yok. Demin vurgu yaptığım arkadaki Turan Sineması afişinin arkasındaki bina yapıya bakın dedim. İşte o. Duvardaki yerlere bakın dedim. Bu köşeyi göstersene. Sol Evet. köşeyi. İşte bu. Yani buradan acemi olanlar hamamına bakıyoruz. Fakat soldaki sokak şimdi yok. Soldaki sokağın, pardon, sağdaki sokak. Sağdaki sokağın devamı Şehzadebaşı Caddesi ve Celal Ağa Konağı. Çok garip bir resme bakıyoruz. Burası acemi olanlar hamamı. Evet, şimdi tekrar bakarsak o sokak Cemil Nefer Sokağı'ndan söz ediyorsun galiba. Evet, aşağıyı biraz büyütürsen. Evet. Aşağı tarafını biraz daha. Heh, evet, oralar. Bakın şu Acemi Nefer Sokağı. Artık o sokak yok. Evet. Ve Vidinli Tevfik Paşa Sokak diye çıkan yer, öndeki caddedeki üç yapıyı alın, yok sayın. Balabanağı Sokak'tan itibaren o üç yapıyı göstersene. Bunlar Caddedeki üç yapı. Evet, bunlar. Bunlar mı? yok. Balabanağı Camisi tamamen yok. Acemi Nefer Sokağı tamamen yok. Yani Vidinli Sokak direkt caddeye çıkıyor. Bu yapılar Evet. yok. Öyle düşünün. Tamam. Balabanağı Camisi'nin yerine de tekrar bir bakın. Demin bizim Hüseyin'le poz verdiğimiz yerlerdi. Evet. Tamamdır. Yani Balabanağı Camii'nin kalıntıları ya daha doğrusu temelleri yolun altında şu an. Tam işte o noktada duruyoruz biz Hüseyin'le. Aynen. Doğru. Ama dediğim gibi işte 5 metre sağa 5 metre sola onu tespit etmeye O çalışıyoruz. kadar olur abi. Evet. Ve bana. Evet, Balabanağı Camisi'ni görüyoruz. Sen bu görüntüleri bitirdikten sonra benim için önemli Balabanağı Camii'den başka bir şekilde bahsetmem gerek. Burası bir Bizans yapısı öncelikle. Şapel ve mezarlık diye geçiyor. Çok net bir tanımı da yok. Bu biraz daha farklı bir yerde konumlanmış sanki, değil mi? Yaklaşık işte bu mezar ve şapel kazılarını yaparken çizdikleri haritalar. Bu arada Evet. linklerde de bunları Barbaros paylaşıyor galiba, link veriyor. Evet, kaynakçı olarak Bu bekleyeceğiz. buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler de var linklerde. Evet. Bu adamcağız Fatih dönemi Sekban başısı, değil mi? Bala Hı. önemli bir adam Şey, ki. bir iki görsel daha yürü de ondan sonra yapalım konuşmayı Barbaros. Bu da oradan çıkan, kazıda çıkan lahitler. Evet. Hüseyin abi var mı diyeceğin bu lahitler için? Valla bunlar lahit mi, cephe süslemeleri mi? Ben bir tanesinin lahit olduğunu biliyorum Ha. Hüseyin. Hı. Tabii cephe, yani baktığımızın ben lahit mi diyeceğiz, cephe süslemesi mi diyeceğiz bilmiyorum. Evet. Ama bir tane düzgün sağlam şekilde çıktı ve arkeoloji müzesinde bir Evet. lahit. Tamam. Bu arada Murat Sav arkeolog, onun çalışmasına, tezini kaynak aldık burada. Bu görseller oradan.
Evet. Barbarossa'yı pardon. Barbarossa diyorum. Balabanayı bahsedeyim. Burada bahsedilen bir doğrama yapısı, şapel mezarlık diye geçer. Aynı yere, onun üstüne, kalıntıların üstüne fetihten itibaren Balaban Ağa isimli bir Yeniçeri ağası, Sekbanbaşı daha doğrusu. Sekbanlar da Yeniçerilerin içinde bir bölük, birim yani. Balaban Ağa hem semte ismini veriyor, hala bugün orası Balaban Ağa mahallesidir günümüzde de. Balaban Ağa buraya bir cami koyuyor. Biz yaklaşık olarak Ulubatlı Hasan var mıydı fetihte, böyle bir karakter yaşadı mı ya, Balaban Ağa yüzünden tekrar dönüyoruz o probleme. Ben okuduklarımdan Ulubatlı Hasan yoktu. Bir tek o Sahte Prenses'te geçiyor o kaynak. Ki adamın yazdığı 16 sayfalık bir kaynak. O 16 sayfa günümüzde 180 sayfalık bir kitaba dönüştü. Aslında hiç bahsetmiyor. Kitap 180 sayfaya çıktığında, pardon, o kademeli büyüdü. 60 oldu, 80 oldu, 120 oldu, öyle büyüyerek gitti. Tek bir kere de el atmadılar yani. Neyse, bir tek orada Ulubatlı Hasan ismi geçiyor. Fakat Osmanlı işleyişine baktığımızda bir yerde, fetihlerde özellikle ilk bayrak diken adam, tarihimize ismi muhakkak yazılıyor. Varsayalım ki vefat etti, ailesine muhakkak bir şeyler kalıyor. Yani adamın hakkına düşen dirlik, para, ödül, makam, bunlar ailesine veriliyor. Şimdi Osmanlı kaynaklarında Ulubatlı Hasan'la ilgili hiçbir şey yok, başarısını ödüllendiren. Fakat surdan giren iki tane adamın, ikisinin de fazlasıyla verilen dirlikler falan, her şey görünüyor. Bunlar kim? Karıştıran Süleyman Bey, böyle geçer de aslı onun karşı duran Süleyman'dır. Karıştıran Süleyman Bey geçiyor ve bu Balaban Ağa da geçiyor. Yani ilk surlara çıkıp bayrak asan birisi varsa Ulubatlı Hasan'dan çok bunlar kaynaklarda görünüyor. İki, İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı yönetimine geçtiğinde ilk Hızır Bey belediye başkanı, çok yakın tarihe kadar Cumhuriyet'te de devam etti, vali belediye başkanı aynı makamdı. Hızır Bey ilk valimiz, belediye başkanımız, karşı duran Süleyman Bey de ilk sübaşımız, yani emniyet müdürü diyelim İstanbul'un. Balaban Ağa'da sürekli, bu benim kanaatim okuduklarımdan, Balkanlarda, fetihlerde ileri uçlarda sürekli. Ama adama mesela bu hala ismi Balaban Ağa olan semt verilmiş. Yine Balaban Ağa'nın hikayesinde şöyle geçer. Bazıları itiraz etse de kaynaklar bize yazılanların doğru olduğunu teyit ediyor. Arnavutluk'ta isyan çıkartan İskender Paşa vardı. Hatırladınız mı? Onun köylüsü adam. İkisi beraber çocuklar bir şekilde tutsak ediliyor veya devşirme olarak getiriliyor. Devamında orada görev olan, geriye dönüp görevli olarak, Osmanlı görevlisi olarak giden İskender Paşa isyan çıkartıyor. Bu bizim Balaban Ağa'da isyanı bastırmak için köylüsünün üstüne giden askeri komutan. Devamında 4 yıl falan sürüyor onlar, çekişmeleri, çatışmaları. Başka bir yerde, o bölgede öldürülüyor Balaban Ağa. Bunu da böyle bahsedelim. Hazım, şuradaki mezarlığı mı diyeceğim ama herhalde yanıltıyor bu bize. Yok, onunla ilgili hiçbir yorum yapamayız. Hiçbir yorum yapamayız. Tamamdır.
Ama burada böyle bir şapel mezarlık da vardı, bir cami de vardı. Hiçbirinden iz yok şu anda. Evet. Ve kazıdakilerin çizdiği harita orada. Yani burayı kazdık diye. Evet. Bu da tam şu an zaten Zeller Sokağı'nın başındayız biz de. Bu sokak da yoktu o zaman. Yani Balabana cami varken bu sokak da yoktu. Şu bu alanı kaplıyordu kazı yapılan yer. Evet. Hatta bir ucu da sokak yoktu çünkü bu tarafa da geçmişti kazının. Bunun devamı da Zeynep Hanım konağına çıkacak. Bu Bu sokak. Halikzadeler bir yangın mı var burada? Bir anlamı var mı bu sokağın isminin? Evet var. Onu Laleli Camii'nin yanında Harikzadeler Apartmanı var. Görselinde göreceğiz onun resmini de. Bir başka olay o. Daha yakın Anlaşıldı. tarihte bir başka olay. Bu Şimdi biz bu sokağın sonunu görüyoruz bir ileriki fotoğrafta. evet, karşımıza. Karşımızda eski Zeynep Kamil Konağı, yeni ismiyle de üniversitenin hangi bölümü bu tam toparlayamadım. Fen Lisesi galiba bu şey su ürünleri bir tarafı da. Devam et. Şu aralığı ısrarla vurguluyoruz resimlerde. Zeynep Hanım Konağı'nın ana kapısı burası. Göreceksiniz birazdan. Tabii yapı tamamen değişti. Bunlar yokken Zeynep Hanım'ın konağı vardı. O yıkılınca bu üniversite binaları yapıldı ama şu aralık kapı aynı onun ana kapısına denk geliyor. Birazdan göreceğiz. Evet. Evet. İşte yaklaşık olarak bu. Biz tam karşısında duruyoruz. Bizim durduğumuz yerden çekilmiş gibi fotoğraf. Evet, çok güzel binaymış bari abi. İnsan niye yıkar böyle bir binayı? Bunu kullan işte, su ürünleri fakültesi olarak. 41'de yandı burası. Çok büyük bir Yandı mı? yangında Ha, ondan. sıfıra indi. Daha doğrusu galiba bekleniyordu da öyle bir şey ki yani konağa dönüşmedi. Başka bir şeye dönüştü. Anladım. Evet. Bakın tam işte bu durduğumuz açıdan aynı yerden o resim. Burada zaten sokağın ismini de çekelim Evet. O aşk hikayesini artık anlatmamıza gerek var mı? Herkes biliyor zannedersem. Evet, o Evet ya abi. baksınlar diyelim. Bir, Evet. güzel bir aşk hikayesi var, araştırsınlar. Zeynep Kamil. Zeynep'le Bu Kamil. arada Değil mi? karşıdaki Zeynep Kamil Hastanesi'nde kuranlar bu aile. Evet. Zeynep kadının ismi, Kamil Bey'in ismi karışmasın birbirine. Zeynep ve Kamil diyelim biz bunlara. Evet. Evet. Ben tabii bu hikayeleri Hüseyin Avni Özkan'dan dinleme ayrıcalığına kavuşanlardanım. Zeynep Hanım da Kavalalı'nın kızı. Evet. Şimdi buradan aşağı doğru indiğimizde yine Zeynep Kamil Sokak tabelasını görüyoruz burada. Burada yine bir adımlama, bir adeta bir define avcısı herhalde Aman ağzından yel halindesiniz. alsın. Aynen abi, neye adımlıyorsun burada sorumuz? Ya şimdi burada bu görseller kafa karıştıracak ama gittiğimizde buraları biz anlatıyoruz zaten. Ahmet de Hüseyin de buraya turlar yapıyor seyrek de olsa. Çok yakın birbirine. Demin gösterdiğimiz yerden çok yakın. Benim yürüdüğüm yer, Hüseyin telefonuna bakıyor. Benim yürüdüğüm yer Taşan. Tam karşımızda girecek görüntüye. Evet. Biz şimdi şu üçüncü binanın peşindeyiz. Taşan'ın tam karşısı. Bosfor yazıyor ya. Şu an Taşan istikametinden bakıyoruz. Taşan tarafından Evet. bakıyoruz daha doğrusu. Deniz Gıda. Aşağı doğru devam edin. Bosfor galiba. Üçüncü bina. Evet, Bosfor yazıyor üzerinde. Evet. Bizim aradığımız ve bahsettiğimiz yer Kızlar Ağası Hamamı. Biz onu tespit etmeye çalışıyoruz yerini. Evet, Haritadan gene falan da kayıp. göreceksiniz. O Bosfor yazan yere denk geliyor. Gene kayıp bir hamam peşindeyiz. Evet. Kızlar Ağası Hamamı. Peki Taşan'a dair bir şey söylemek ister misiniz abi? Katırcılar Hanı diyor, Sipahiler Hanı diyor aynı zamanda. Bir sürü burada
İşlevi var bu hanın sanki. Ayhan abi, Sipahiler Hanı'ysa ne hanı oluyordu? Sipahiler Yeniçerilere aralarında iktidar kavgası olan askeri bir birlik, atlı birlikler. Bunlar şehir içinde konuşulanmıyor. Atlı birlik olduğu için dışarıdalar bunlar, şehrin dışındalar. Yani atlarının bakım yapılabileceği bağlık bahçelik yerdeler. Bunlar maaşlarını almaya gelirler 3 ayda bir şehre ve de onun haricinde acil durumlarda girerler ve silahlı giremezler şehrin içine. Onların misafir edildiği yer diyelim buna. Ve Yeniçerilerle uzun süre iktidar kavgası yaptılar. Birbirlerini çok kestiler. Sonra 3. Mehmet döneminde at meydanında büyük bir kavgada orada yenildiler ve artık Yeniçerilere alanı bıraktılar ve çekildiler kenara. İkinci konuma düştüler. Yoksa bayağı bir iktidar kavgası yaptılar Yeniçerilerle. Burası onların dinlenme yeri diyelim, maaş almaya geldiklerinde. Bu arada Yeniçeriler de şehrin içinde silahlı dolaşamaz. Niye bu kadar ismi var onu söyleyeyim. Katırcılar Hanı burası sadece onlara tahsis edilen bir yer değil. Katır kervanlarıyla gelen malların depolandığı yer burası. Çukurçeşme Hanı hemen üstündeki sokak Çukurçeşme. Demin Hüseyin'in bahsettiği, temizlettirdiğimiz çeşme. Mimar Sinan 40 çeşmeler yolundaki çeşmelerden biri ve en büyüklerinden biri. Beş gözlü Sultanahmet Meydanı'ndaki üç gözlüdür. Öyle getirin aklınıza. Sultanahmet Meydanı'ndakinin iki masura tahsisatı var. Bir masura 550 metreküptür. İki masura tahsisatı var. Buradakinin 8 masura tahsisatı var. Büyüklüğünü göz önüne getirin. Ve daha fazla su kullanılıyor demek burada. Başka ne ismi kaldı? Bitti galiba isimler. Çukurçeşme var. Şimdi Çukurçeşme'ye geliyoruz. Evet, şimdi Çukurçeşme'ye de gelelim. Ondan bu önce arada Laleli Camii'nin minaresinden çekilmiş bir resmi görüyoruz. Taş Hanı. Bizim Kızlar Ağası Hamamı görüntüde yok. Sağda kaldı. Çukurçeşme şeye bakıyoruz biz. Taşhan'a bakıyoruz. Evet. Şimdi siz burada yine durup hamamın yerini işaret ediyorsunuz. Evet. Hamamı gösteriyoruz. Bir taraftan da Hüseyin şeyi gösteriyor. Taşhan'ı gösteriyor. Aslanlı'nın bitişiği Taşhan. Karmaşık olan yer. Evet. Evet, bahsettiğimiz hamam bu. Çok heybetli bir hamammış. Evet ya. Hakikaten çok heybetli bir hamam. Şuraya bak, kubbelerden oluşuyor ya. Kaç tane kubbe var burada? Bu arada da eski odalar kışlasının sınırı bu. Bakın, yarım yamalak sağda duvar kalıntısı kışlanın görünüyor. Başka bir resimlerde görebilir miyiz? Solda da bak, gölgede kalmış. O da kışlanın duvarı. Yeniçerilerin lav edilmesinden sonra mı yıkılıyor bu hamam abi? 1826, ya emin konuşmayayım da bu hanı ben 1700'lerin sonunda yapıldı diye biliyorum. Yıkılma sebebini merak ettik. Yola gitti buralar. Yola gitti. Tamam. Tabii. O büyük düzenlemelerde daha önceden birkaç kere zaten tıraşlanmıştı. 57 yıkımlarında bu da gitti. Tamamdır. Evet, bu abi çok büyük. Sadece Bosforus değil, bütün o yan yana birkaç yeri kapsıyor bence. Bu arada başka bir hatırlatma daha. Bugünkü resimlerden algılayabileceğiz mi? Var mı öyle resim bilmiyorum. Bize doğru olan kısmı da Harikzadeler binası. Zannedersem Harikzade, yani o yangında gitti burası da. Büyük kısmı. Evet, önümüzdeki olabilir, boşluk Harikzadeler binası. Evet. Ona geleceğiz abi. Bu harita ne ifade ediyor özellikle? Fethi Bey yazan yere odaklan. Altta Zeynep Kamil Sokak.
Vefeki Bey Caddesi. Oraya büyüt bize. Biraz yukarı kaydır. Algılayamadım. Evet. Şu 145 numaralı paftayı büyütmeye çalış bize. Evet, orası. Hüseyin, karşıdaki taşanın yerini gösterir misin? Okuyabilir misin bize? Bak, taşan diye zaten yazıyormuş. Pardon. Yazıyor, tamam, evet yazıyor. Girişinde de mahfel var galiba diyor. Evet, orası. Bizim baktığımız yerde bakın demin sokak tabelasının önünde durmuştuk. Zeynep Kamil Sokağı, Ahmet Şaip Sokağı. Evet, abi, orada 145, durmuştuk. 145'te, bakın hamam nerede? Hamamı görün. 145'te bir hamamın kalıntıları diyor. Bir daha söyler misin Hüseyin? Bir hamam kalıntıları. İşte. Kızlar Ağa hamamı bu. Yani demin birkaç yerde resim verdik ya. Bir de bak Çukurçeşme de görünüyor orada. Evet. Büyük sokakta. Çukurçeşme'ye doğru. Evet, burada da Çukurçeşme'nin girişi yazıyor. Doğrudur. Çukurçeşme'ye doğru gidiyoruz. Ondan önce... Tamam, bunu da geçebilirsin. İşte Harikzadeler bu. Evet. Bunun da hikayesi çok uzun. Onu da sonra anlatalım. Bu sokağa çıkış nereye karşılık geliyor tam olarak? İşte bunun tam arkası Kızlar Ağası. Binanın tam arkası. Buradan biraz daha ilerledin mi divan yoluna iniyorsun. İndik zaten. Hı-hı. Adam divan yolunda şu anda. Hı-hı. Farkında bile değil. Pardon ya, ben büyütmüşüm. Hı. Onu görmüyorum. Evet. Sol aşağısı görüntüde yok Laleli Cami. Hı-hı. Sağ arkası Kızlar Ağası Hamamı. Tamamdır. Evet ve enteresan bir çitlerin olduğu bir yerdesiniz. Yoksa Çukurçeşme dediğiniz yer burası mı? Evet, evet. Çukurçeşme bu. Önüne giderseniz arar durursunuz. Sokağın ismi de Çukurçeşme, tabelası var. Çukurçeşme'yi göremezsiniz. Ve buralar böyle açık değildi. Eşyalar, elbiseleri falan asmışlar buraya esnaflar. Hiç görünmüyor. Kapı da kilitli. Ve yoğun güvenlik önlemleri var ama. Bu çeşmenin içi ağzına kadar çöp doluydu. O gün resimler çektik, kullanmadık onları. Ağzına kadar çöp burası. Ve buralara da elbiseler falan asmışlar, hiç görünmüyor içerisi. Evet, temizlenmiş hali. Değil mi görece? Evet, bu temizlenmiş hali. Sağ olsunlar, hemen bayram günü çektik bunu. Ahmet turu yanlış koymuş. Bayramın birinci günü buraya tur yaptık. Tatil bitti. İlk günde temizleyip bize resmini attılar, sağ olsunlar. Başta Kerim Altı hocamız, sağ olsun, çok hızlı hareket ettiler. Şimdi temiz böyle. Böyle duruyor. Evet. Peki. Çok da güzel bir çeşme hakikaten. Evet. Şimdi yukarı doğru tekrar çıkıyoruz. Evet. Kızlar Ağası Hamamı'na. Bakalım nereye gideceğiz. Evet. Tepeden bir meydana bakıyoruz. Neredeyiz? Şimdi bunları hızlıca biriniz anlatın. Hüseyin sen anlat. Ne görüyoruz? Abi burayı çıkartamadım ya. Ben bir tane sanatçıya vereyim. Ondan sonra devam et. Sağ bize sağ tarafta şey görüyorsun. Hamamı görüyorsun. Acemoğlu Hamamı'nı. Nerede işaret edin, öyle göreyim. Bak, hamamın kubbesini çeviriyor. Acemi olanlar hamamı. O mu? Tamam. Evet. Karşısındaki Ferah Tiyatrosu. Tamam, şimdi çıkardım. Bizim Kalenderhane Cami. Evet. Önündeki medresenin olduğu alan boş artık. Medrese, evet. Gitmiş. Kalenderhane, medrese. Burada bir şey var ama boş değil sanki. İşte o medrese, o son çevirdiğin. Bir dakika, ben onu söyleyeyim. Hı-hı. Medrese şimdi
Dikkatli bakarsan demin de söylemiştim. Kalenderhane Cami'den yükselip de yani adam boyunda duvar var. Yükselip de bakarsan bak aşağıda bir alt giriş bodrum gibi bir şey var işaretlediğin yerin altında. Yani kız yurdunun içinde kaldı şimdi. Dikkatli bakarsan onlar görünüyor. Bak medresenin kalıntıları. Bugün görünüyor yani. Bir de Letafet Apartmanı'nı işaretlesene Barbaros. Tabii köşe olsa gerek. Evet. Yani Abi. 16 Mart Şehitleri Caddesi'nin girişi. Evet. Bak karşısına benim fırın dediğim yer. Burası. Tamam. Ve Şimdi geçici oldu. olarak Mızıka Karakolu'nun olduğu yer. Burası oluyor, değil mi? Evet. Bu Letafet Apartmanı sırasıyla ne oldu? Onu da anlatsana bari. Buraya Evet. kadar gelmişken. Şimdi Şimdi oraya onunla devam resimleri geliyor ediyoruz. Hüseyin. Ben bu devasa kız yurdunu çok dikkat çekici buluyorum. Evet. Bir de Leyli. Kız yurdundan önce de yakın dönemlerde 80 öncesinde özellikle sağ sol çatışmalarında burası solcuların site yurduydu. Hemen arkasında da Şehzadebaşı Camii'ne doğru ara sokaktan da ülkücülerin kaldığı yer vardı. Ve en sonunda olacak olan oldu. Burayı bastılar geceliğin. Ve bir görevlilerden bir kapıcı mıydı kız yurdunun? Birisi öldürüldü. Falan yani o yakın dönem girmeyelim onlara. Evet, şimdi artık Vezneciler tarafındayız. Letafet apartmanını görüyoruz. Tam olarak burada. Köşedeyiz yani. Evet. Vezneciler Evet. Ve uzanıyordayız. karşısında da o fırını görüyoruz, yazıyor fırın diye. Evet. Bu fırını teyit alalım Hüseyin Erdem. Büyütelim. Fo. Foğur, evet. Doğru yazıyor. Görüyorsanız fırın yazıyor. Mızık Ve bu sırada buradaydı. Murat Paşa akaretleri burası. En başta medrese var. O köşeden iki köşe arası akareti Murat Paşa'nın. Evet. Buradaki diğer yapılar, da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı abi? Yok, onlar sıra sıra dükkanlar herhalde. Şeyleri bak Hüseyin şunu bir dakika gitme. Bu Letafet Apartman yanındakileri bak detaylara bak. Altın Yuva sen okuyabiliyor musun yazılanı? Altın Yuva. Yani ben bir kreş olarak görüyorum onu. Çocuk yuvası gibi. Bir salondan bahsediyor. Onun önünde kafe var. Bahçede muhallebici. Evet, şeyin kafenin yanında mağazalar var. Arkada bahçede bahçe muhallebicisi. Ve o muhallebici çok ünlü bir muhallebiciymiş. Kaynaklarda öyle geçiyor. Evet. Bak devamında şimdi Veznecilere doğru gidiyoruz. Murat Bir Paşa. dakika, bir dakika bir düzeltiyorum. Halk Bahçesi ismi muhallebici. Muhallebici, Halk Bahçesi, Çay Bahçesi gibi çevirebiliriz. Sonra da ben söyleyeyim. Bu muhallebici diye burada kayıtta var. Sonraki kayıtlarda görüyorum. Letafet Apartmanı'nın kafe yazan bölümünde geldi muhallebici. Evet oraya geldi. Evet. Peki devam ediyoruz. Yani burada gün Devam et. epey hareketli. Belli ki. Ve Camcı Ali Camisi diyor. Camcı Ali Evet. Camisi de 2. Beyazıt döneminden padişahın camcı başısı diye geçiyor. Aynı isimli Horhor'da da bir tane cami var. Sıfırdan yeniden yapılıyor. Ve bitti neredeyse. Açılacak cadde üstünde o da. Aynı kişinin ikisi de. Bu Camcı Ali Camii otobüs duraklarının olduğu yer miydi?
Otobüs son durakları göstereceğiz onu da. Evet, birazdan. Bugünkü Vezneciler otobüs son durağı. Evet. Yanındakileri bir detaylara bakın. Hemen yanında bak Vezneciler apartmanı yazıyor. Birazdan bunları da konuşacağız. Bunlar yıkıldı olduğu gibi. Biraz daha kay. Kay kay şu şeye Sabuncu Han'a gelelim. Bakın bu kırmızı yapılar. Birazdan görüntüye gelecek Sabuncu Han. Olduğu gibi yıkıldı bu. Bak Sabuncu Han'ın çıkmazı yazıyor arkası. Sokağın ismi. Evet. Bu yapıda tamamen yıkıldı. Şöyle geçiyor. Tramvay buranın yıkımına bir türlü belediye karar çıkartamadı. Çok uzun yıllar. Beyazıt'tan gelen tramvay buradan dönerken her seferinde kaza yapıyordu. O kadar kavisliymiş ki, yolu o kadar kesmiş ki bu yapı. Şimdi göreceğiz resmini. Yani o dönemdeki halk naletle anıyor bu hanı. Önüne adam fırlıyor, evet. Göremiyor tramvay, çarpıyor adama. Tramvay bile devrilmiş burada. Şu virajı dönerken mi abi? Evet. Öyle keskin bir virajmış yolun ortasında. Murat Paşa da çok iyi anılmayan bir isim. Murat Paşa hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Hazır burada medresesi var. Bence yani, bunlara da girmeyelim. Hüseyin'den zaten orada turda anlatıyoruz onları. Tamam. Evet, tamam. Murat Paşa'yı uzun uzun anlatıyoruz. Çok büyük aşırı dinler. O kuyulara kelleleri kuyulara dizerken sadece onu anlatalım. Evet. Yerdeki kelleler şeyin üstünde alınır. Ne o? Kumluk bir alan oluşturulur kanı emsin diye. O kanı, kumlu kanı yüzüne sürer. Allah'ım günahlarımızı affet diye gözyaşları içinde dua edermiş. Evet, tamam. Ama kaldığı kelleler 60 binin üstünde. Tamam, bu kadar yeter abi. Burada duralım. Yeter. Büyük bir cani diyelim. Vicdansız devam edelim. Tamamdır. Devam ediyoruz. Evet. Etafet apartmanına bakıyoruz. Arkamızdaki yani biz bakmıyoruz camlı da, yer. Evet. Biz arkamızı dönmüşüz etafete. Evet. Bu önemli yapıya arkamızı dönmüşüz zaten her anlamda. Biz fırının önünde duruyoruz. Allah'tan katlı otopark olmadı, üniversite oldu. Öyle bir durum da vardı. En azından onunla avınıyoruz. Evet, karşıdan görüyoruz şimdi. Şehzade cami tarafından görüyoruz Letafet Apartmanı'nı. Evet, direkler arasından bakıyoruz. Evet, Letafet pek çok ilkin yaşandığı bir yapı. Nereden başlamak istersiniz abi? İlk Tulumbacı ağası konağı, yani tulumba ocağını kuran Gerçek Davut konağı. Ondan sonra 1922'de kurulup 1926 veya 29'da harekete geçen ilk Futbol Federasyonu binası, ilk Müzikayı Hümayun, ilk Darülbedai, ilk tıp merkezi, yani ilklerle geçilmiyor bu apartmanlar. Evet. İstanbul'un bütün ilkleri burada. Darülbedai'de Darülbedai mesela burada. Darülbedai provalarını bunun kiralayarak burada yaptığı söylenir. Evet. Şehir tiyatroları yani bugünkü. Kuruluşu da o yüzden. Bunu da geçelim. Bunun da hikayesi çok uzun. Ha, sadece pardon şunu gösterecektik. Yine burada yaşayan Sermet Muhtar Alus ve benzeri en az 15 kişi anlatıyor edebiyatçılardan. Yazın yalıya çıktık. Bina bildiğimiz binaydı. Geri geldik, baktık üstünde bir kat daha oluşmuş. Üst katı söylüyor. Bakın çıkmadır o. Kaçak kat öyle mi? Evet. Bir nevi kaçak kat, evet. Abi en gösterişli kat da o ya. Bu bir paşa konağı zaten bu. Ama sonradan şeklinden anlaşıyoruz. Anlıyoruz ki kira getiren bir mülke dönüşmüş paşa konağı. Evet. Mimari özelliklerine dair Hüseyin abi bir örneğine rastladınız mı daha önce böyle yuvarlak? Ya zaten şimdi kaçak katmış orası. Tam yani eklektik dediğim bu galiba yok. Hüseyin. Altı kavalı üstü şişhane. Evet. Her aslında, şeyden biraz.
Eminönü'nde şey yapılar var, köşesinde kule olan yapılar. Alman mimarisinden etkilenme ama bunun kulenin altı yok gibi. Dediğim gibi sonradan eklendiği için ya onun için dedim üst ara, en üst kat kaçaksa onun daha bir şeyi var, kimliği var. Daha bir kişiliği var. Bu Darüttalim Musiki Cemiyeti'nin konserleri de burada temsiller oluyormuş. Bunu da söyleyelim. Ve burada bu arada Darül Elham'ın da açıklamasını yapalım. Türkçe karşılığı Nameler Evi. Evet. Arka tarafta bir sokağı da var. Evet. Sokağı görmüş. Evet. Evet, Edevar Departmanı'na da geçiyoruz. Evet. Biraz ileride Muratpaşa Medresesi'nin bölümünü görüyoruz. Hatta şu sağ tarafta üniversite bahçesinin içinde tanımlanamamış bir kilise kalıntıları var. Onun fotoğrafını çekmemiş miyiz biz ya? Koymamışız ya, orada çektiydik aslında ama. Neyse, yani bugün de görünüyor yani. İsteyen gidip kendisi de çıplak gözden görebilir. Evet. İşte beni en çok etkileyen ve beni en fazla yoran bir resme bakıyoruz şu anda. Çok geç algıladım bunu, bir türlü oturmadı. Şu anda baktığımız soldaki adam, bize gelen adam Camcı Ali Camii'nin önünden geçiyor. Bu arada cami artık neredeyse devre dışı kalmış. Yani yapı duruyor ama minaresi yok ve faal değil. Sağ tarafımızda Hasanpaşa Medresesi'ni görüyoruz. O aralıktan girseydik şeye çıkacaktık. Patronla hamamı bitişiği. Bakın orada kocaman bir yol görünüyor. Bize daha yakın yerde, ağacın hemen yanında. Bugün oralar yok, o girişler falan. Üniversitenin yapıları oldu oralarda da. Tam sağdaki o kaldırımın kenarı Muratpaşa Türbesi'nin orası. Yani o aradaki cadde yok şimdi. Caddemsi büyük bir sokak. Ve en ünlüsü de, niye bu kadar bu resimde yoruldum? Karşıdaki binaya bakın. İşte meşhur Sabuncuzade Konağı. İşte o tramvay dönerken buradan insanlara çarpıyor dedikleri yer. Anladım. Çok uzun zaman belediye ile bu yapı sahibi arasında çok uzun sürmüş mahkeme. En sonunda da yıktılar burayı. Resmen yola doğru uzanıyor yapı. O yüzden yani, de net görüyoruz. Binada yıkılacak bir bina değildi. Demek kaçak yapmışlar ki sonunda yıktılar orayı. Evet. Tamam, bir yürüyebilirsin. Bu sağdaki yapı nedir abi? Hasanpaşa Külliyesi, Seydi Hasanpaşa. Evet, bir sonraki beyaz. Bu arada bu adam da orayı göreceğiz. Ana caddeden, Yeniçeriler Caddesi'nden Hasanpaşa Hanı da var karşısında. Bu da çok büyük bir külliyesi var bu adamın da. 1700'lerin başında o da Yeniçeri Ağalığı'ndan sadrazamlık yapmış birisi. O da tarihte ismi var. Evet. Onu da başka yerde anlatırız. Tamam, devam ediyorum. Devam et. Yine Camcı Ali'ye bakıyoruz. Değişik açıdan. Beyazıt'tan Şehzadebaşı yönüne bakıyoruz. Evet. Evet. Camcı Ali Camisi bu. Karşısındaki Muratpaşa Külliyesi. Ve orası da türbesi. Evet. Yine başka bir dönemde cami devre dışı kalmış, minare gitmiş ama yapı duruyor. Sağ taraftaki apartman, yarım görünen apartman da haritada demin okuduğumuz Vezneciler neydi, apartmanları. O da gitti. Evet. O da demek uygunsuz bir yerdeydi ki o da yıktılar. Evet. Biz de şimdi karşıdan oraya bakıyoruz günümüzde. Evet. Tam o otobüs durakları, otobüsler duruyor. Hüseyin'in resim çektiği tarafta kırmızı yapı, günümüzden bu.
oraya denk geliyor. Cami oraya denk geliyor. Şu börekçi yazan yerin hemen aşağısı sağa doğru da Sabuncu Han. Kay bir resim daha. Evet. Börekçinin yanındaki o sarmaşıklı görünen alan boş arsa aşağısı. Evet. Sabuncu Han. Evet. Burada da bir yıkıntı var. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Tamam, yürüyebilirsin. Böyle bir aldıktan tırmanıyoruz. Bu da halk hamamı, vezir hamamı diye geçiyor. Vezneciler hamamı diye geçiyor. Halk hamamı bu ama. Ve de çok hoş bir hamamdı bu. Yakın zamanda kapandı. Pandemi başlarken kapandı. Çok güzel bahçesi falan girişi. Bina ayakta bu, hamam olarak kullanılır gene. Ama yani pandeminin biraz öncesinde kendileri kapatmıştı. Belki para kazanmıyor diye. Bu arada kitabına uydurulursa koca bir apartman dikilir bunun yerine. Parayı o zaman kazanır sahibi. Kimse. Evet. Devam, gösteriver. Evet. Taşları çekmişiz. Evet. Ve bir adeta bir düello. Beyazıt'a Beyazıt'ın yerel gazetelerine konu olacak. Şimdi Beyazıt yönüne doğru gelmişiz biraz. Ben yeri söyleyeyim, Hüseyin'e vereyim lafı. Tam karşımızda üniversitenin arka kapısı, yan kapısı girişini görüyoruz. Kaptan İbrahim Paşa Camisi'nin önündeyiz. Ben bilmediğime göre çoğu bilmiyordur burayı. Gözümüzün önünde kullanmadığımız bir güzergah burası. Burada bitiriyoruz. Daha doğrusu Hüseyin'e sözü veriyorum. Evet, Hüseyin de bir şeyler buldu orada, tramvay falan. Onları anlatsın. Hakikaten burada bir tür silah çekiyor gibiyim. Ve Ayhan abin de hiçbir şansı yok gördüğünüz gibi. Boşta bulunmuş. O da silahını çekene kadar çoktan... Hüseyin hakikaten tam kovboylar gibi duruyorsun. Ha. Evet evet ya. Ya benim tek dezavantajım göbek. O göbek beni engelleyebilir biraz. İşte bu camiyi de sen dedin ya, buralarda bir cami olacak dedin. Öyle aradık, bulduk yani. Yoksa ben zaten şu caminin arka tarafındaki o zaman basın yayındı. İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu'nda yıllarca okumaya çalıştım diyelim. Okudum desem ayıp olur. Ya bak şimdi. Ama hiç dikkatim bile çekmemişti. Bizim gibi insanlar bunları söyleyebiliyorsa demek İstanbul'da neler var görünmeyen. Ben kendi tarafımdan söyleyeyim. Ortanca kızım Seval İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Herhalde bir 12-15 sene falan oldu. Ben onu buraları biliyorum diye getirdim. Buraları dolaşırken bu camiyi gördüm orada. Ondan sonra 6 yıldır her gün İstanbul'un bu bölgelerindeyim. Bir kere bile uğramadım. Caminin yerini bile bulamadım o gün. Ama böyle bir güzel cami var. Bu da çok eski bir cami. Yanlış söylemeyeyim. Bu da galiba 2. Beyazıt döneminden. Ama bina değildir herhalde ya. Depremde gitmiştir bu bina. Yeniden yapılan. Tabii bir şeyler olmuş. 19. yüzyılda tekrardan yapılıyor ya bir sürü cami. Ama değişiklik olduysa bile çok güzel olmuş. Yani bayağı bir eski bir yapı hala. Evet evet doğru. Yani bunu da şimdi görmek buradan, lazım. Ben çok sevdim bunu. Buradan kapıya doğru gidip ondan sonra sağa Beyazıt Meydanı'na doğru yürümeye başlıyoruz. Bir 50-60-70 metre sonra sağda tramvay, troleybüs. Ha, önce onu görecektik, pardon. Ha, garajı diyelim. O var. Orası aynı zamanda güç santrali deniyor. Yani bir elektrik santrali de var orada. Varmış daha doğrusu. Fakat bugün restore ediyorlar ve üniversitenin binalarından birine dönüşecek. Fakat restorasyon başlamadan önce sevgili Hayati İnaç oranın fotoğraflarını çekmişti. Çok hoş bir yapıydı.
bir cephesi olduğu gibi sarmaşıklarla kaplanmış. Çok hoş bir yapıydı. O hoşluktan eser kalmamış. Evet. Onun fotoğrafını çekebilmiş miydik? Çektik ama sonraki bölümde Beyazıt'ı geziyor. Ha tamam. Okay. İstedik. Buradan mesajı da verelim. Bunun devamında biz hazırlıklarımızı yaptık. Hangi tarafından başlarız bilmiyorum da ikinci program şöyle olur. Bir, buradan kaldığımız yerden Beyazıt yönüne doğru devam ederiz. Beyazıt meydanı ve etrafı, eski yapılar. Veya tam tersi Şehzadebaşı Camii'nin önünden Saraçhane'ye ve Fatih Camii'ne doğru devam edebiliriz. Biz hepsinin hazırlıklarını yaptık. Yani evet, görseller, bilgiler falan hazır. Yani devamında o bölgeleri işleyeceğiz. Ama seni galiba getiremeyeceğiz. İllallah dedim bizden bugün. Yok estağfurullah ya. Niye gelmeyeyim? Gelir. Şimdi bu keşfi birlikte yaptığımız için haliyle buralarda çok fazla sürpriz yoktu benim için. Ama herhalde Saraçhane tarafına doğru da gitmişsiniz siz. O bölüm benim için sürprizli olur. Ya ben orada mesela özellikle öbürlerinin hemen hemen görselleri ortak ulaşılabilir durumda da Polyoktos'un üstünde yeni bahsettik son turunda senin de. Muhteşem Karagöz Cami falan dedim ya. Evet. O arkeoloji parkı ve Polyoktos'un üstü, orası bir mahalle Hüseyin. Tek bir tane resim var onunla ilgili, buldum. Ha, buldum. Onu daha görünür hale getirmeye çalışıyorum. Orası çok bildiğin güzel mahalle. Tahmin kocaman bir mahalle var orada. İstanbul'da Osmanlı döneminde o kadar büyük boş alan bırakmazlar. Hemen mahalle olur orası zaten. Ve en meşhur yer şimdi o Haşim İşçen geçidinin girişi, arkeoloji parkının üst tarafı. Tam orada İstanbul'un en ünlü hamamlarından biri var. Burada dur. En ünlü hamamlarından biri var dedin. İsmini vermedin inşallah. O bir sonraki bölümde. Vermedim. Evet. Bugün Suriçin'deydik. Eski İstanbul'a geldik kuş söyleşileri. Çok kıymetli Hüseyin Avni abimiz sağ olsun konuk oldu. Biz abi böyle aslında hayallerimizden de bahsedelim istiyorum ben biraz. Mesela bu bölgeye dair ben tekrar İstanbul'un kültür sanat hayatı için çok önemli olan bu bölgenin tekrar eski günlerine dönmesini çok arzu ederim. Çok arzularım. Sizin de buraya dair böyle hayalleriniz varsa kısaca onlardan bahsederseniz bitirelim sonra. Vallahi şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun Avrupa yıkıldı. Bir sürü şehir gitti. Fakat o yıkılmış şehirlerden birçoğu sanki hiç yıkılmamış gibi duruyor. Çünkü aslına uygun yeniden inşa ettiler. Fakat biz böyle bir hayal kurabilir miyiz onu bilemiyorum maalesef. Biz de o tarihlerden olan yapıların yerlerini bulamıyoruz. Nerede olduğunu tespit etmiyoruz. Yani zaten şu ana kadar olan süreç bırak eski yapıları yine aslına uygun inşa etmeyi olan yapıları sürekli yıka yıka giden bir süreç. Tabii hayali çok güzel ama olur belki yani çok bir 100 yıl sonra belki biz değil de 100 yıl sonra yaşayanlar 1800'lerin İstanbul'u nasıldı onu görür ve yaşarlar belki. Hüseyin ağzına sağlık. Var mı? Ayağına sağlık. Eşlik ettiğin için çok sağ ol. Eyvallah. Zaten burada beraber dolaşmıştık bu hatta. Güzel oldu. Sağ olun, var olun. Valla güzel bir iş yapıyorsunuz. Vaktim olursa hep beraber gene yaparız. Sonraki programlardan birine de denk getirebilirsek onu hiç yakalayamayız ama Ahmet Faik Özbilge'yi de alırız. Tabii. Çok güzel olur. O kaçar ben kovalarım bir yerde yakalarım onu. Yani onu da getiririz. Hoşça kalın. İzleyenlere teşekkürler. İyi seyirler. Evet. Resimleri hoşça vakitleri kalın olursa dondurup
büyüterek bizim gibi zevk alabilirler mi bilmiyorum ama seyretmelerini öneririm. Evet, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.